Barınmaktan bahsettik, öğrencinin barınma sıkıntısından bahsettik. Biz zaten barınma sıkıntısı yaşayan, barınma krizinin göbeğindeki bir ülkeydik ki 6 Şubat depremiyle barınmamızın yaşadığı kriz bambaşka bir boyut kazandı. 6 Şubat depreminin üzerinden aylar aylar geçti ve maalesef orada insanlar hiçbir şekilde vaat edilen seviyeye gelemedi. Kaybettikleri canlarına dair bir adaletli yaklaşım gören şimdiye kadar neredeyse hiç olmadı. Dolayısıyla artık sadece deprem bölgesinde değil, ülkenin farklı şehirlerinde de seslerini duyurmak için adalet nöbetleri başlattılar. On binlerce insanımızı, canımızı, sevdiklerimizi yitirdiğimiz, anılarımızı ve şehirlerimizi yok eden 6 Şubat felaketinin üzerinden 1,5 yıl geçti. Bu süreç boyunca yalnız bırakıldık ve bırakılmaya devam ediyoruz. Yalnız bırakıldık diyor depremzedeler. 6 Şubat felaketinden bu yana geçen 1,5 yılda sorumluların gereken cezaları almadıklarını öne sürüyorlar. Eskişehir'de adalet nöbetindeydiler. 6 Şubat'ta yıkıma ve en az 53 bin insanın ölümüne sebep olanlar, rant hırsıyla depreme dayanıksız yapılar inşa eden müteahhitler, onlara bilinçli bir şekilde göz yuman kamu görevlileri, biraz daha kâr etmek için kolon kesen süpermarketler, yargının karşısına çıkarılmaktan özenle kaçırıldı. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin yakınları 18 aydır adalet arıyor. Bir süre önce acılı aileler Adalet Peşinde Aileleri platformunu kurdu. Sorumluların gereken cezaları almaları için 81 ilde adalet nöbetleriyle seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Parayla aldıkları düzmece bilirkişi raporları ve çeşitli yasal boşlukların arkasına sığınan bu kişiler servetlerinin gücüyle hesap vermekten kaçınıyorlar ve kaçınmaya da devam ediyorlar. Platform üyeleri son olarak Eskişehir'de Ulus Anıtı önünde bir araya geldi. Antakyalı depremzedeler yıkılan binaların altında kalan canların hesabını sordular. Bugün biz de Eskişehir'de ikinci adalet nöbetimizi tutarak acılı ailelerin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz. Tüm suçlular ve onları koruyanlar yargılanana dek mücadelemiz sürecek.